Bazen koruma, dövüştürenler bir krallığı. Bazen evlat, bazen koruma, dövüştürenler gidiyor zoruma. Elime geçirsem yatıracağım odun. Arkadaşlar bugün Tormalı'dayız. Murat kardeşimin çiftliğine konuk olduk. Burada bizleri neler karşıladı? Bu güzellikler karşıladı arkadaşlar. Murat, şimdi bugün bize ne göstereceksin? Takipçilerimiz ne görecek? Bugün biraz sesli. Bugün French köpeklerimizi göstereceğiz. French Bulldog. Evet, French arkadaşlar. Yavrularımız mevcut. Yavrularımızın resmini, fotoğraflarını çekeceğiz. Macaristan'dan getirdiğimiz özellikle erkeğimizi göstereceğiz arkadaşlara. Macaristan'dan getirdiğimiz dediği arkadaşlar Blue. Evet abi. Tam Blue bir French getirmişler. Dark Blue bir köpeğimiz. Ben gördüm, bayıldım. Exo birader. Gerçekten şimdi siz de göreceksiniz zaten. Evet, şey yapalım mı? Bakalım. Evlatlarını tanıtalım mı? Tabii ki. Tamam. Evet arkadaşlar, gidelim. Evet Murat, nedir bu evlat? Dişi mi, erkek mi? Buradaki İsmi nedir? Dişi mi buradakiler? Evet. Çok güzeller kardeşim. Maşallah, maşallah, maşallah. Sağ emeğine sağlık Murat. Efso. Sağ olsun abi. Orada bir evlat daha yatıyor. Evet. O biraz galiba şu an gölgede. Yeni yetiştirdiğimiz. Tut bakalım onu bir. O biraz bizle muhatap olmadı gibi. Evet. Biraz yükseklik korku hobisi var. O yüzden mi? Çekiniyor bu. Evet, göğüsleri maşallah çok güzel. Murat, şeye geçelim mi? Girişte söylediğin Macaristan'dan getirdiğiniz Blue. Oraya geçelim.
Bu yavrular sahiplendirme için hazır mı Murat? Hazır. Onlar şu an iç dış parazitleri, aşıları, tedavisi uygulanıyor. Yeni sahiplerine teslime hazır durumdalar. Bu Macaristan'dan gelen Blue'muz. Evet. Yalnız çok Blue, güneşle birlikte hiç çözemiyoruz hayvanı. Ha? Dark Blue. Koyun. Dark Blue değil mi? Arkadaşlar bu Dark Blue French'lerde biraz nadir gözüküyor. Zaten biraz, bu da özel olarak Macaristan'dan getirilmiş galiba değil mi? Evet. Bu biraz egzotiğe kaçıyor. Renk olarak biraz da cazip, hoş görünüyor. Ya biraz zaten şu olarak... an yani ülkemizde Blue efsane yani. Evet. İlk sırada tercih edilen bir renk. Evet. Sebebi ise zaten temiz, görsel hani. O yüzden onun bir göğsünü falan... alayım. Şöyle göstereyim. Kaç aylık bunlar Murat? Bunlar şu an tam 45 günlük. Bu yavrumuzsa 30 günlük. Ha bunlar ayrı şeyler tabii, mi? Ayrı batımlar. Aralarında 10-15 gün oynuyor. İkisi de kızdır. Şeyleri filan, aşıları filan. Aşıları şu an eksik olanlar başlandı da var. Değil mi? Tabii başlandı. Eksik olanlar da var. Ama sahiplerine hazır durumda şu an. De. Anladım, anladım. Küçüğü koyalım bir. Ya ben buna bittim ya. Çok güzel. Vallahi ben buna bittim. Benim Erdo Başkan olsaydı bunu baba alalım derdi vallahi. İyi ki Erdo gelmemiş. Şunun güzelliğine bak. Allah'ım yarabbim, yerim ben seni. Çok güzel. 41 kere maşallah. Çok arkadaşlar siz de maşallah eksik etmeyin. Bunlarda yemek var. Evet Murat. Şimdi French besleyeceklere var mı tavsiyelerin? Ya da French nasıl bir ırk? Tavsiye edilir mi? Şöyle söyleyeyim. Ev koşullarına göre tavsiye şehir edilir. Şehir ortamına uygun mu bunlar? Uygun. Biraz daha sempatik kalıyor yavru köpek. Tabii bu French Bulldog biraz daha sempatik kalıyor. Daha çok tavsiye ediliyor. Hani saldırganlık söz konusu değil galiba. Saldırganlık kesinlikle. Hani zaten dediğim gibi saldırgan olasılığı çok düşük. Nasıl olur o da? Yavrusu olur. İşte akşam ya, bir şey. Koruma işgüdüsü yani koruma diyorsun. Koruma işgüdüsü aynen. Akşamlar... Peki yemek olayları bunların? Yemek olayları yani mamayı biraz destekliyorlar mı kuru mamayı? Kuru mamayı yiyorlar. Tabii biraz ev yemeklerine karşı biraz daha bağışıklıkları zayıf kalıyor. Yani ev yemeği tavsiye etmiyoruz. Tabii ki bunlar ufaklık olduğu için biraz daha nazik oluyor bağışıklık sistemi. Güzel bir mamayla güzel bir tabii tüy yapısı oluşuyor. Vücut yapısı oluşabiliyor. Ya bakım diyoruz kısacası. Bakımlar. Yani bakacaksınız. Bakımlar. Evlat alıyorsanız bakacaksınız aynen diyoruz. Abi. Zaten bizim burada fazla bir damızlığımız yok. Hobi amaçlı yapıyoruz biz bunları. Evet. Tabii ister istemez de sahiplendirme yapıyoruz. Tabii ki bunların bir masrafları var bu kadar evet. Evladın. Bakımı kolay değil arkadaşlar hani. Evet. Yavrularımızın zaten bizden çıkmadan önce genel aşısı, tedavileri yapılıyor. Yeni sahiplendirmeye karşı yani yuvadan çıkmaya karşı bir bağışıklık kazanması için bir bakım oluyor, bir masrafı yapılıyor, bir veteriner kontrolünden geçiyor. Sahiplendirme yaptığımız zaman da sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz. Anladım. Genel olarak yani bir nevi sağlık garantisine kendimizce yapabildiğimiz kadar evet, yapmış olarak evet. Teslim ediyoruz yani. Zaten yavrularımız sağlık kurumundan da herhangi bir küçük olmasa evet. Arkadaşlarımızın çok temiz, dolayı. Çok bakımlı, çok güzel. Dur şuna bir zoom yapayım. Odak yapayım. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Vay çok güzel ya. Çok ince ayrıntı bunlar. Hani zaten benim de aklımda var. Ben de bir tane de olsa bir French almayı düşünüyorum. French'in sadece bir kötü bir yanı derseniz doğumlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Küçük bir ırk olduğu için bir sıkıntı oluyor. Sezeryan gibi bir sıkıntı var. Bu tabii güzel bir veteriner eşliğinde atlatılabiliyor. Başka bir sıkıntısı yok. Ev halinde de bakılabiliyor. Erkek dişi ayırt etmiyor biliyorsunuz. İkisi de sadık ve sempatik. Evet, oluyor. Evet, evet. Zaten yani, erkeği de dişi de aynı gibi gözüküyor. Aşağı bir farkı olmuyor. Sadece büyük irilik aynı. Sadece sempatik oluyor. Sempatik bir ırk olduğu için bizim Türkiye'de de çok tercih edilen bir ırk. Evet, evet. Murat'ım teşekkür ediyorum. Kapılarını açtın bize. Sağ ol.
Var mı abonelerime, takipçilerime söylemek istediğim bir şey? Bu arada senin şeyin de var. Blue tarzı köpeklerin de var. Evet. Blue Nose'lar falan. Evet. Onları da göreceğiz bir sonraki videoda arkadaşlar. Tabii. Şimdi söylemek istediğim bir şey var mı abonelerimize? Şöyle söyleyeyim. Ev ırkına uygulanan yavrularımız bunlar. Ev ırkına evde bakılabilecek ev ortamına uygun yavrular tabii, diyorsun, cins diyorsun. Uygundur yani. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hani büyük ırk ya da farklı bir ırk almanıza gerek yok. Evde yapılabilecek küçük bir köpek. Yani kısacası küçük ırk sevenler için tavsiye edilebilecek bir cins diyoruz. Gerçekten de çok güzeller yani, çok sempatikler. Teşekkür ediyorum Murat. Bir şey değil abi. Bütün evlatlarına maşallah tüy kadar ömürleri olsun. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.